Kanka nasıl ama araba? Harika değil mi? Babam yeni hediye aldı bana. Evet kanka ya, gerçekten çok güzelmiş araba. Gerçekten çok iyiymiş. Çok beğendim yani. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim bro. İnşallah daha ileri senin olur. Kanka bak sana ne diyeceğim. Bir tur versene bana arabayı. Bir tur kullanayım. Bak Esra görsün beni, çok havalı zannetsin. Eğer beni arabayla görürse çıkma teklifimi kesinlikle kabul eder. Ne olur kanka, ne olur bir kere kullanayım. Ya iyi de kanka, kaza maza yaparsan ne yapacağız? Araba da yeni yani şimdi. Bilemedim ki. Hadi be kanka, bak söz veriyorum. Düğünde şahidim sen olacaksın. Hadi kanka lütfen ya. Hadi Esra'yı tavlayayım. Bir tur lan sadece. Esra görse yeter. İyi peki madem, geç hadi. Ama sadece bir tur, tamam mı? Esra gördükten sonra ben geri alacağım. Kaza maza yaparsın sonra. Aslan kardeşim lan benim. Adamın dibisin lan sen. Eyvallah. Lan Efe kat, ne oluyor? Beni almayacaksın mı? Tabii ki almayacağım kanka. Seni görürse arabanın benim olmadığını anlar. Lan! Ulan Efe kat, ulan Efe kat. Arabamı aldı gitti. Keşke hiç vermeseydim. Oh yeah, işte budur be. Ulan arabaya bak be. Alperen kerizinden de cıkkaladım. Şimdi Esra'yı bulup ona hava atmalıyım. Nerede ya bu kız? Nerede? Araba da çok fenaymış ya. Değil mi arkadaşlar? Harika bu araba. Şuna bakın yani. Şuna bakın. Ha, ne oluyor lan? Lan Efe kan. Lan niye böyle hızlı araba kullanıyorsun? Dur hemen. Çek sağ. Ayrıca senin ehliyetin de yok. Dur bakayım. Olamaz. Hayır. Kerem komiser peşime takıldı. Hayır. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Kaç Efe kan, kaç. Kurtar kendini. Dur diyorum sana Efe kan. Bak ateş edeceğim. Ateş edeceğim. Duramam ki. Araba benim değil. Ayrıca ehliyetim de yok yani. Çok da hız yaptım. Kerem komiser kesin hapse atar beni. Dur diyorum lan. Dur. Neyini anlamıyorsun? Efe kan dur. Kerem komiser gözünü severim. Dur dur. Ne olur dur lan. Araba kayıyor lan. Dur. Ne yaptın Kerem komiser? Sana dur dedik. Neden kovalıyorsun? Ne yapacağım şimdi ben? Alperen'e ne diyeceğim? Lan sıkıştım da burada. İmdat, yardım. Başın 10 kat daha büyük belaya girdi Efekan. Dişin bitti bence. Vallahi Kerem komiser, biz şikayetçiyiz. Şikayetçiyiz. O araba sıfırdı. Ben daha yeni almıştım. Alperen'den kaçırmış. Kaza yapmış yani. Bana ne? At bunu hapse. Durun Hakan Bey. Bir sakin olun. Belki masraflarınızı falan ödemek isterler. Şikayetçi olmadan önce biraz düşünün yani. Ya ne düşeceğiz Kerem komiser? Ya şuna bak. Arabamı çaldı. Kaza yaptı ya. Daha yeniydi benim arabam. Gerizekalı Efekan. Bir daha arkadaş falan olmayacağım senden. Salak. Ya Esra'ya hava atıp gelecektim ya. Onu tavlayıp gelecektim. Of Kerem komiser, niye peşime takılıyorsun ki? Hepsi Kerem komiserin suçu ya. Arkadaşlar Efekan çok mutsuz, çok üzgün. Kimsenin onu sevmediğini düşünüyor. Hadi Efekan'ı sevdiğimizi gösterelim. Bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip yorumlara da Efekan seni çok seviyoruz yazalım. Böylelikle Efekan daha fazla mutsuz olmasın. Hadi arkadaşlar gösterelim sevgimizi Efekan'a. Hadi lan oradan eşek sıpası. Hem milletin arabasını kaçır, hız yap, drift at, sonra kaza yap, hem de gel beni suçla. Oldu canım, oldu. Ulan o araba ne kadar, siz biliyor musunuz ha? Biliyor musunuz? Ödeyemez ki bunlar. Hakan Bey, oğlum Efekan'ın kusuruna bakmayın. Ben bir yolunu bulup size ödeyeceğim o parayı. Lütfen, yaşı daha çok küçük. Lütfen hapse girmesin. Şikayetçi olmayın. Söz veriyorum, ödeyeceğim o parayı. Hadi lan oradan Arda fakiri. Sizin ailenin ne kadar fakir olduğunu bilmiyor muyuz sanki? O arabayı hayatta ödeyemezsiniz siz. Şikayetçi olacağım ben. Aynen, hayatta ödeyemezler. Atsınlar bunu hapse ya. Atsınlar. Bana bir gün verin. Söz veriyorum ödeyeceğim. O parayı bir şekilde bulacağım. Ne olur oğlum hapse girmesin. Yani Hakan Bey, sonuçta zararınızı karşılayacaklarını söylüyorlar. Bir güncük ya. Bir gün süre verin bakalım. Karşılamazlarsa atarız hapse, tamam mı? İyi bakalım, tamam, bir gün veriyorum ama yarın o para elimde olmazsa gözünüzün yaşına bakmam, o Efekan'ı hapse tıkarırım ona göre. Ardacığım bak, Hakan Bey çok ciddi yani, o parayı yarına kadar bulman gerekiyor, yoksa Efekan oğlun hapse girecek. Merak etme Kerem komiser, bir yolunu bulacağım, yarın o parayı vereceğim Hakan Bey'e. Ne yapayım yani, ne yapayım, benim oğlum sonuçta o. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Of ya, ne yaptım ben, ne yaptım? Of! Babam o parayı hayatta bulamaz, ben yarın kesin hapse gireceğim. Of! Efekan sana çok sinirliyim oğlum, çok sinirliyim. Var ya şu an kafanı gözünü kırasım var. Allah'tan kaza yapınca sana bir şey olmadı. Şimdi kulağını dört aç, beni iyi dinle. Dinliyorum babacığım, dinliyorum. Ne dersen tamam. Çok üzgünüm, çok pişmanım. Öyle de olman gerekiyor zaten. Şimdi ben sana diye bu parayı bulacağım, tamam mı? Hapse girmemen için elimden geleni yapacağım. Bir gün sürem var ama sen de okuluna gideceksin. Artık büyük adam olacaksın. Artık tembellik yok. Derslerin de iyi olacak, tamam mı? Hadi bakalım derhal okula.
Peki babacım, sen ne dersen tamam. Gidiyorum okula ben, gidiyorum, tamam. Babam elimden geleni yapacak, elinden geleni yapacak biliyorum ama hayatta ödeyemeyecek o parayı. O kadar parayı hayatta bulamaz. Yarın kesin hapse gireceğim. Bari son günümde babamı üzmeyeyim, dediğini yapayım, okula gideyim. Bir mucize olmazsa, milli piyango falan bize vurmazsa yani yarın hapisteyim. Hop! İmkanı yok, ben o parayı ödeyemeyeceğim. Oğlum Efekan yarın hapse girecek. Neyse ki en azından bir gün kazandım. Oğlumla son bir gün daha geçirebileceğim ama o parayı bulamayacağıma eminim. Yapacak bir şey yok. Bir gün daha olsa serbest en azından. Ne yapayım? Evet çocuklar, hepiniz derse hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Nasıl keyifler? Sormayın öğretmenim. Çok kötüyüm. Çok. Yarın hapse gireceğim. Vallahi ben de çok mutluyum öğretmenim. Efekan salağı yarın hapse giriyor. O parayı ödemesinin imkanı yok. O fakir babası hayatta ödeyemez. Maalesef Alperen doğru söylüyor. Babam ödeyemeyecek o parayı. Ben de hapse gireceğim. Ah ulan, Esra'ya etkileyim tavlayayım derken başımıza gelmeyen kalmadı. Ne? Beni etkilemek için araba kaçırıp kaza yapıp hapse mi giriyorsun? Daha önce kimse benim için böyle bir şey yapmamıştı Efekan. Çok etkilendim. Merak etme, ben senin hapisten çıkmanı beklerim. Ne? Gerçekten mi Esra? Allah Allah, kızı yanlışlıkla etkiledim lan. Bekleyecekmiş benim hapisten çıkmamı, yaşasın. Hadi lan oradan, hayatta beklemeyeceksin. Göreceksin, sen hapisteyken ben de alacağım Esra'yı. Göreceksin, elinden alacağım. Benim arabama yaptığının bedelini ödeyeceksin Efekan. Hapiste de ödeyeceksin. Esra'ya da kendi sevgilim yapacağım. Ulan amma çok konuştunuz. Neyse, dışarıdaki para dolu kamyonu gördünüz mü? Okula girerken para dolu bir araba vardı. Gördünüz mü? Evet öğretmenim, gördük ya. O paralar benim olsaydı ben hapse girmekten kurtulurdum ya. Keşke benim olsaydı o paralar. Ulan orada o kadar çok para vardı ki benim bile o kadar param yok ya. Ayrıca nereden sizde olacak Efekan salağı, sen altına don alamazsın da. Nasıl ama, çok iyi değil mi? Bir sürü para var içinde. Bütün şehri satın alacak kadar para var o arabanın bagajında. İlla ki hepiniz görmüşsünüzdür girişte. Deli gibi paralar var. He vallahi öğretmenim ya. O paralarla istediğimiz kadar kola çekirdek alabiliriz ya. Hey, istediğimiz kadar çikolata alabiliriz. Keşke benim olsa o paralar. Ay ben de güzellik salonu açabilirim. Tırnaklarımı yaptırabilirim. Saçımı boyatabilirim. Oley. Ah ulan, keşke benim olsaydı da yarın Alperen'e ve Hakan'a verseydim. Böylelikle hapse girmeseydim. Merak etmeyin çocuklar. O para bugün birinizin olacak. O para sizin olacak. Size sorular soracağım. Her doğru soru 1 puan değerinde. 3 puana ilk ulaşan o paranın sahibi olacak. Bu şehrin en zengini olacak. Ne? Gerçekten mi? Bir an önce o 3 soruya da doğru cevap vermeliyim. Böylelikle paralar benim olacak. Alperen'in arabasının parasını da ödeyebileceğim. Böylelikle hapse girmeyeceğim. Allah lan, mucize oldu lan, mucize. Hadi lan oradan, asıl ben bileceğim. O paralar benim olacak, sen de hapse gireceksin. Ben de şu an olduğunda 100 kat daha zengin olacağım. Esra'yı da tavlayacağım. Efekan göreceksin. Sen öyle san Alperen, sen öyle san. Şimdi göreceksin. Yorumlarda arkadaşlar bana yardım edecekler. Bütün sorulara doğru cevap vereceğim. Hadi öğretmenim, başlayalım bir an önce, başlayalım. Peki madem çok isteklisiniz, ilk soru geliyor o zaman. Bakalım kim doğru cevap verecek. Geliyor ilk soru. Türkiye'nin başkenti neresidir? İstanbul öğretmenim, İstanbul, İstanbul. Ne oldu lan Efekan malı, bak nasıl da doğru bildim. Hayatta kazanamayacaksın o parayı. Maalesef Alperen yanlış cevap verdin, İstanbul değil. Arkadaşlar ne olur yorumlarda yazın. Yani ben hapse girmek istemiyorum, ne olur kazanayım o parayı. Teşekkür ederim yazdığınız için. Öğretmenim doğru cevap Ankara. Türkiye'mizin başkenti Ankara'dır. Aferin Efekan, tebrik ederim. 1 puana ulaştın. 2 soru daha bilirsen eğer paralar senin. Aldıysa bir soru bildim ben şimdi. 3 tane arz arda doğru bileyim de görsen. Evet, diğer sorumuz geliyor çocuklar. 15 artı 25 kaç eder? 15 artı 25 40 yapar öğretmenim, 40 yapar. Cevap 40. Aferin Alperen oğlum, bu sefer doğru bildin. Evet cevap 40'tı. Sen de 1 puansın. Efekan'la eşitsiniz. Ah ulan, daha hızlı davranmalıydım. Hadi arkadaşlar ne olur yazın yorumlarda. Efekan ben sana inanıyorum. O parayı kazanacaksın. Hapse girmeyeceksin. Sonra seninle evleneceğiz. Çok zengin yaşayacağız. Hiç de bile. Ben bileceğim. Ben ne yaşayacağım Esra? Evet, ikinci soru geliyor. Bir yılda kaç mevsim vardır ve mevsimlerin ismi nelerdir? Öğretmenim 3 mevsim vardır. 3. İlkbahar, ortabahar, sonbahar. Ne oldu lan Efekan malı? Alperen oğlum yine yanlış bildin ya. Sen salak mısın nesin ya? Öğretmenim 4 tane mevsim vardır. Alperen yanlış söyledi. İlkbaharla sonbahar doğru ama kışla yaz da var. Ortabahar yok. Doğru bildim değil mi öğretmenim? Doğru bildin. Aferin Efekan, gerçekten doğru bildin oğlum. Aferin, 2 puan oldun. Bir soru daha bilirsen paralar senin.
Hayır. Evet, diğer soru geliyor. Pazardan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Nedir bu? Ne, pazardan bir tane alıyor, eve geliyor 1000 tane. Ne olabilir ki bu ya? Ne olabilir? Hiç de bilmiyorum. Ya ben bunu biliyorum, biliyorum. Pazardan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Nar öğretmenim, nar, nar. Lan işte bu, bu sefer doğru bildin. Evet Alperen, evet oğlum, aferin sana, doğru bildin. 2-2. Efekan'la Alperen eşitler. İkisinden biri bir soru bilirse eğer kazanacak. Bu ne lan böyle? Sınıfta kimse katılmıyor. Sanki sadece Efekan ve Alperen var. Bal mısınız lan siz? Acaba kim kazanacak? Efekan mı Alperen mi? Tahminlerinizi yazın bakalım yorumlarda. Ula kazananla çok yakın arkadaş olayım da bana sürekli kola çekirdek alsın ya. Evet, son sorumuz geliyor. Hangi ilimiz en kalabalık ilimizdir? Ulan diğer soruya İstanbul dedim, Ankara çıktı. En iyisi ben buna Ankara diyeyim. Öğretmenim, cevap veriyorum. En kalabalık ilimiz, şehrimiz Ankara'dır. Hayır öğretmenim, başkentimiz İstanbul değil ama en kalabalık şehrimiz İstanbul'dur. Ankara değil, İstanbul. Tebrikler Efekan, tebrikler. Doğru cevap verdin. O paraların hepsi senin oğlum. Tebrik ederim. İşte bu lan, işte bu. Hapse girmeyeceğim. Çok zengin olacağım. Esra'yla evleneceğim. Yaşasın. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun. Kurtuldum. Hayır ya, olamaz. Böyle hiç mi olur? Hem hapse girmeyecek hem benden de zengin oldu Efekan. Esra'yı da kaptı. Of, hayır. Ne güzel hapse yaptıracaktım onu. Efekan yapabileceğini biliyordum. Sana hep güvenmiştim. Bugün hayatımın en güzel günü.